peygamberin 12 oğlu vardı. Kenan ülkesinde yaşıyorlardı. Oğullarından birinin adı Yusuf'tu. Yusuf çok mu çok güzel bir çocuktu. Bir gece çok tuhaf bir rüya gördü ve sabah olduğunda rüyasını babasına anlattı. 11 yıldız, güneş ve ayın önümde Eğildiklerini gördüm baba." dedi. Yakup Peygamber bu rüyadan Yusuf'un ileride önemli bir kimse olacağını anlamıştı. Bu rüyanı kardeşlerine sakın anlatma." dedi. Çünkü onlar Yusuf'u çok mu çok kıskanıyorlardı. Ancak kardeşleri rüyayı öğrendiler. Yusufu babamız bizden çok seviyor dediler. Ondan kurtulmak için bir plan yaptılar. Yusuf'u da yanlarına alarak ıssız bir yere kadar gittiler. Orada bir kuyu vardı ve Yusuf'u kuyuya attılar. Yusuf kuyunun içinde öylece kala kaldı. Şimdi oradan nasıl çıkacaktı? Kardeşler ağlayarak babalarına geldiler. Baba, baba onu kurt yedi. dediler. Yakup peygamber olan biteni anlamıştı ama fakat elden ne gelirdi? Artık bize güzel bir sabır gerek dedi. Derdini sadece Allah'a açtı ve için için ağladı. Yusuf ise o sırada kuyuda bir başınaydı. Allah'a dua ediyordu. Zaten orada yapılacak başka ne vardı ki? Bir zaman sonra orada bir kervan durdu. Kervancı kuyudan su alırken Yusuf'u buldu. Müjde, müjde bir erkek çocuk dedi. Kervan Mısır'a doğru gidiyordu. Yusuf'u da Mısır'a götürdüler ve onu az bir fiyat karşılığında sattılar. Yusuf'u alan kişi kralın veziriydi. Onu sarayına getirdi ve hanımı Züleyha'ya ona güzel bak belki bize bir faydası dokunur dedi. Kuyudan kurtulan Yusuf sarayda yaşamaya başlamıştı. Ve zaman Işıltılı dereler gibi akıp geçti. Ve Yusuf büyüdü ve büyüdükçe daha da daha da güzelleşti. Gözler o güne kadar ondan daha güzelini görmemişti. Yusuf çok yakışıklı bir delikanlı oldu ve bir daha bakan bir daha bakmadan yapamıyordu. Züleyha da Yusuf'a hayrandı. O Yusuf'u çok ama çok seviyordu. Hatta ona aşıktı. Bir gün vezir sarayda yokken Yusuf'u yanına çağırdı. Ama Yusuf gitmedi. Züleyha ısrar etti. Ama Yusuf onu reddetti. Yusuf Allah'ın yasak ettiklerini yapmak istemiyordu. Ve kaçmak için kapıya doğru koştu. Züleyha da arkasından koşup yetişti. Tam o sırada vezir saraya geldi. Züleyha kocasına görür görmez Yusuf'un kendisine saldırdığını söyledi. Sanki Yusuf ona bir zarar verecekti. İşte bu yüzden Yusuf zindana atıldı. Orada upuzun yıllar kaldı. Allah Yusuf'a rüyaların anlamlarını öğretti. Kim ne rüya görse gelip Yusuf'a anlatıyordu. Yusuf'un söyledikleri de aynen çıkıyordu. Yusuf zindanda peygamberlik görevini yerine getiriyor. İnsanları doğruya, iyiliğe ve güzele çağırıyordu. O Allah'ın aramızdan seçtiği elçilerden bir elçi, peygamberlerden bir peygamberdi. Bir gece Mısır'ın kralı, acayip bir rüya gördü. Rüyasında yedi yeşil başak, yedi de kuru başak görmüştü. Ve yedi zayıf ineğin, yedi şişman ineği yediğini. Kimse bu rüyanın ne anlama geldiğini bilemedi. Bunu ancak Yusuf bilebilir dediler. Ve zindana gidip Yusuf peygambere sordular. Yusuf peygamber ülkede 7 yıl bolluk olacak. Ama ondan sonra 7 yılda kıtlık dedi. Ve bolluk zamanı tedbir alınmasını söyledi. Kral bu söylenenleri çok beğendi. Yusuf peygamberi zindandan çıkarıp hazine bakanı yaptı. Ondan ülkeyi bekleyen kıtlık tehlikesine karşı tedbir almasını istedi. Gerçekten de 7 yıl bolluk oldu ve kıtlık zamanı geldiğinde Yusuf peygamber tedbirini almıştı. Ülkenin depoları ağzına kadar yiyecek doluydu. Kimse aç kalmadı. İşte o kıtlık günlerinden birinde Yusuf'un kardeşleri Mısır'a yiyecek almaya geldiler. Yakup peygamberin yanında sadece Bünyamin kaldı. Bünyamin Yusuf'un küçük kardeşiydi ve diğerleri gibi değildi. Yusuf peygamber onu çok mu çok severdi. Kardeşleri geldiğinde Yusuf peygamber onları tanıdı. Ama onlar Yusuf peygamberi tanımadı. Yusuf peygamber kardeşlerine bir dahaki sefere en küçük kardeşlerini de yanlarına alıp gelmelerini söyledi. Onu getirmezseniz artık benden size yiyecek yok dedi. Onlar babamıza söyleyeceğiz dediler. Babalarının yanına döndüklerinde baba artık bize yemek verilmeyecek dediler. Kardeşimi de bizimle gönder ki yiyecek alalım. Merak etme biz ona göz kulak oluruz. Yakup peygamber Bünyamin'i göndermek istemiyordu. Ama mecburdu. Allah'a onun için dualar etti. Çünkü Allah koruyucuların en merhametlisiydi. Ve Bünyamin'i de onlarla birlikte gönderdi. Yusuf peygamber Bünyamin'i görünce ona sevgiyle baktı. Sarılıp kucaklaştı. Ben Yusuf'um dedi olan biten her şeyi anlattı. Ve Bünyamin'in orada kalması için bir plan yaptı. Onun çantasına kralın çok kıymetli bardağını sakladı. Ertesi sabah kardeşler yola çıkacakken çantalar arandı. Ve kralın bardağı Bünyamin'in çantasından çıkınca Bünyamin hırsızlıkla suçlandı. Yusuf peygamber onlara "Yusufa ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz?" dedi. Onlar şaşırarak "Sakın sen Yusuf olmayasın." dediler. Hem şaşırdılar hem de korktular. Ama çok pişmandılar. "Vallahi seni Allah bize üstün kıldı. Doğrusu biz suçluyduk." dediler. Kardeşler tutuklanan Bünyamin'i orada bıraktı. Babaları Yakup peygamberin yanına döndüler. Bünyamin sevgili abisinin yanında kaldı. Yakup peygamber Yusuf'tan sonra Bünyamin'i de kaybetmekten dolayı perişan oldu. Ağlamaktan gözleri artık görmez oldu. Ama ümidini yitirmedi. Güzelce sabretti ve Allah'a çok dua etti. Bir zaman sonra kardeşler Bünyamin için Mısır'a geri döndüler. Yusuf peygamberin huzuruna çıkıp Bünyamin'in affedilmesini istediler. Yusuf onları affetti ve Rabbine de onları affetmesi için dua etti. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Sonra giydiği gömleği üzerinden çıkarıp onlara verdi. Şu gömleğimi götürün babamın yüzüne sürün de gözleri açılsın. Sonra bütün ailenizle beraber gelin dedi. Onlar Mısır'dan daha yeni ayrılmışlardı. Yakup peygamber Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Ve eve vardıklarında gömleği alan Yakup peygamber onu derin derin kokladı ve bağrına bastı. Yüzüne gözüne sürdü. Allah gözlerini yeniden açtı. Sonra hep birlikte Mısır'a Yusuf peygamberin yanına gittiler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf anne ve babasını bağrına bastı. Onlara sımsıkı sarıldı. On bir kardeşi, annesi ve babası Yusuf'un önünde saygıyla ve sevgiyle eğildiler. Böylece Yusuf peygamberin yıllar önce gördüğü rüya da gerçekleşmiş oldu. On bir yıldız kardeşleri, güneş babası, ay ise annesiydi. Ve işte bu da güzel yüzlü, iyi kalpli Yusuf peygamberin hikayesiydi. Ve hikayelerin en güzeli. Hz. Yusuf aleyhisselamın hikayesini öğrendikten sonra sizce hayatımızda hangi değişiklikleri yapmalıyız? Yoruma mutlaka yazın, bizlerle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Allah'a emanet olun.